Burası neresiymiş? Adı ne? Adını da bilmiyorum ki. Yazıyor mu? Yazmıyor. İşte sarayda. BİM'in hemen yanında. Karşısında ne var? Ne o ya? Çetin mi? Metin Bakkal'ın karşısında. Burası çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Yol üstü. Geçerken tam mola vermelik. Yani eş dost herkese mola verebilirsiniz. Bu Trakya'da karınızla, sevginizle de gelin. Burada sorun yaşamazsınız. Hayırlı günler. Benim gözümde apayrı bir yeri var Trakya'nın. Trakya ve Türkiye diye kültür anlamında çok farklı ya. Ayırabilirsiniz yani. Ha, bu ayrıştırmak, ötekileştirmek anlamında değil. Burası bambaşka ya. Böyle Avrupa'ya bir hava var burada. Trakya'nın her yerinde. Hemen hemen. Onu çok seviyorum ben. İnsanlar daha cana yakın. Daha sıcakkanlı. Ya bak, hiç tanımadığım adamlar çay ısmarladı, amcalar. Aç abi. Ya böyle ben nazara çok inanan biriyim. Gezi videolarımı, fotoğraflarımı falan hep eve sağ salim ulaştıktan sonra yüklüyorum. Ya cidden bu motosikleti ilk aldığımdan beri ne zaman paylaşsam başıma abuk subuk şeyler geldi. Hep böyle saçma sapan mevzular yaşadım. Kah motosikletle ilgili. Kah başka şeylerle ilgili. Seni biraz şöyle. Biraz ya. Çok az başka. Oh. Çok mutlu oldum ya, amcalarla konuşunca, sohbet edince. Biri Mersinli, biri buralı. Neydi birinin adı? Ahmet ve İsrafil mi dedi ya? Mikail mi dedi? Vallahi bir melek ismiydi amcanın adı ama melek gibi bir amca zaten. Mersinliymiş kendisi. Ki Mersin de çok güzel. Ben çok severim Mersin'i. Umarım giderim Mersin'e de. Bu yaz olur mu artık bilmiyorum ama gitmek istiyorum açıkçası. Geç abi, geç. 31 kilometre olmuş. 40 dakika yol var diyor. 40 çok be. Kaç? Ben 1 gibi anca oradayım. Daha kahvaltı yapacağım. Ha, yedim evde 2 yumurtalı omlet yedim çıktım. Aa bak, su içmeyi yine unuttum ya. Abi su içince, su içmeyince dudakların kuruyor, bir rahatsız oluyorsun yazın. Çok rahatsız edici oluyor. Ortala baba. Başkan, benim buradan çıkmam lazım ya, yandım. Şu minibüsü nasıl geçeriz aga? Yol mu verecekti bize o? Yo. Karşıdan da gelen var. Şimdi kesik çizgi ve full çizgi var. Full çizgide sollama yasak. Kesik çizgide sollayabiliyorsun. Ama bazı yerler kesik. Ha, dönecek mi, duracak mı? Durduğu an ben yapıştırayım. Oo, kamyon, sen iyi çıkmadın be. Bakayım. Bakayım, virajım vardı, evet. Düz gidip ileriden sağa. Ha, buradan, tamam ya. Aa, bu yolu da hazırladım. Ya buralarda asfalt yoktu abi. Vallahi billahi yoktu. Buralar şeydi, kilit taş deyip yerler. Ben hatırlayamadım o yüzden. Dayı, nasıl durdun sen orada öyle ya? Niye insanları öyle tehlikeye sokuyorsun burada durup? Bakın bu izler çok tehlikeli. Bunlara dikkat edeceksiniz. Orada toprak var. Arkamızdaki jip bize kızabilir. Şöyle bir açalım biz yolu. BMW miydi o ya? Evet, kapat. Kapat abi, bütün rüzgarları kapat. Hadi bakalım.
açalım ya şu dayılara. Geç abi. Hadi bakalım. Aa 12.20. Tamam. 1'e doğru oradayız ya. Vallahi benim derdim hadi gideyim gezeyim. Koşa koşa onu yapayım bunu yapayım değil. O yüzden çok da şey yapmıyorum açıkçası. Umursamıyorum yetişip yetişmemeyi. Yeti, şu Skoda Yeti'ler de güzel araba ya. Böyle al doğaya. Vur, bayır, rampa, dağ, taş, gez abi. İkinci vitesteyim. Arada unutuyorum, 5'ten sonra 6 var diye zorluyorum abi, yok. Yok, olaydı çok güzel olurdu. Bir arıyor insan çünkü. 6. vites olaymış, iyiymiş. O zaman herhalde bir 220 falan çok rahat giderdik. Ha bu, ben bunu dediğim gibi, bu hız tutkunu bir adam değilim ya. Ben öyle olsam zaten bir süper sport alırdım. Kawasaki alırdım. R serilerinden alırdım Yamaha. Ya da MT-09 SP, MT-10 ve SP vardı sanırım onda da. Onlardan birini alırdım. Benim derdim gezmek, etrafa bakmak. Motosikletimde böyle şekil olsun abi. Bu tip, bu bobber, güzel makine. Ben seviyorum bunu. Montluyum bu arada, vır vır konuşuyoruz. Bırak bakayım elleri. Aa, bayır aşağı titreme yapmıyorsun demek. O da güzel. Wow, bize çakacak şimdi burada. Şey mi girdim birazcık? Neyse, geçmiş olsun valla. Çaktıysa bizi, flaşı. Buralar böyle miydi ya? Ben nasıl gittim ki kıyı köye? Ne vardı kafamda o zaman? Ne düşünüyordum? Ha benim ilk uzun yolumdu abi kıyı köy. Ha tabi uzun yol sayılmaz bile de. O yüzden ben heyecandan pek etrafa hiç bakamamıştım. Bunu hatırladım şimdi. Doğru hatırladım abi. Oh öndeki Mercedes bizi kilitledi bir tık sanki ya. Evet evet burayı hatırladım tamam. Biz de sağa gireceğiz aga. Hatta ben bu sağı kaçırmıştım sanki. Biraz öyle hatırladım. Sağa sapak vardı kaçırdım gibi hatırlıyorum. Şimdi arabaları ortalamadan takip etmek. Neden? Neden ortalamıyoruz arabaları? Çünkü arabalar çukur ya da bir taş ya da bir tehlike gördükleri an onu ortalarlar. Dört tekerli olduğu için hiçbir teker içine girmeden geçerler. Eğer siz arabayı ortalayıp da takip ederseniz peşinden onun ortalayarak geçtiği çukura siz direkt dalarsınız. Ondan dolayı teker hizasından takip edeceksiniz. Hem aynadan sizi görecek öndeki şoför. Takip mesafenizi de iyi ayarlayın. Ben de buradan sağa sola abi. Ha bunlar kıyı köye gidiyor bak bunlar sevgili kesin. Kız dedi sola sola diye. Kız co-pilot. Co-pilot mu diyorlardı? Kız navigasyondan yol söylüyor. İşte benim kızım da burada. O bana söylüyor. Ben de öyle gidiyorum. Ya şu rampalarda böyle uyuz uyuz gitmek benim bir tadımı kaçırıyor. Abi azıcık basın be. Azıcık be yandım ya. Yandım. Benim sizden kurtulmam lazım da nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Aynı yer. Burada gençlerle sohbet etmiştim. Hatta videosu da vardı ama artık yok.